Yeniden merhaba. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Çok heyecanlı bir bölüme geldik. Çünkü stüdyomuzda illüzyonist Doruk Ülgen'i ağırlıyoruz. Ama sadece illüzyonist mi diyelim, mental illüzyonist mi diyelim, performans sanatçısı mı diyelim, ne diyelim ben tam olarak bilemedim. Hepsinden var çünkü içinde. Doruk Ülgen'in yaptığı şeyin içinde. Doruk merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İzleyici, ben önce cevabını alayım, biraz tamam. Seni tanıtacağım. Yani ilk kez görenler de var ama aslında Yeteneksizsiniz yarışmasından belki pek çok izleyicimiz seni hatırlayacaktır. Evet, nedir yaptığın iş tam olarak? Şöyle, aslında teknik olarak bana sorunca ben varyete sanatçısıyım ya da performans sanatçısıyım diyorum. Çünkü sanatın pek çok kolunda kendini geliştirmek zorunda aslında her sanatçı. Hı hı. Dolayısıyla hani ben sahnede her şeyi yapabilirim. Yani dans da edebilirim, müzik de yapabilirim. Ama en iyi yaptığım şey tabii ki illüzyon gösterileri. Yani teknik olarak sorunca varyete gösterileri, hı, ve performans sanatçısıyım diyebilirim. Ama hani uzmanlık alanım illüzyonistlik ve mentalistlik. Mentalistlik de illüzyonistlik de şöyle ayrılıyor, evet, kısaca. Evet, farkını da anlat bize. Kısaca şöyle, mentalizm aslında tamamen başka bir şey. Tamamen zihin üzerine gösterilerin. Yani işte zihin okuma, tahmin etme, telepati gibi biraz daha böyle mistik olayların gösteri haline getirilmiş şekli. Bu mentalistlerin yaptığı şey tamamen bir gösteri sanatı. Kesinlikle bir doğaüstü veya o tarz bir şeyi ima eden bir şey değildir aslında. Tamamen böyle bir gösteri sanatı. İllüzyonist de daha zaten renkli, cıvıl cıvıl bir şey. Sen şimdi bize bir mini gösteride bulunacaksın. Birkaç performansını göreceğiz. Her ikisinden de örnekler görecek miyiz? İkisinden de örnekler vereceğim. Çok güzel, tabii. Çok heyecan verici. Biraz da korkuyorum. Yok, yani korkacak bir şey yok. Evet. Şimdi Yeteneksizsiniz yarışmasına katıldı Doruk. Oradan aslında az önce de söylediğimiz gibi belki pek çoğunuz hatırlıyorsunuz Doruk'u. Ama birkaç önemli bilgi daha paylaşalım kendisiyle ilgili. Dünya Sihirbazlar Birliği tarafından daha önce hepimizin bildiği David Copperfield, Chris Angel gibi dünyaca ünlü isimlere verilmiş Merlin ödülünü aldı 2011'de Doruk Ülgen. İnteraktif gösteriler yapıyor, seyirci etkileşimi var, komedi unsurları var. Az önce zaten pek çok unsuru içinde barındırıyor benim yaptığım şeyde dedi. Bir kitabı var, sihirbazlık kitabı. Çok iyi İngilizcesi varmış, çok iyi derecede İngilizce ve hatta galiba yurt dışında da şeylerin oldu herhalde, bir takım çalışmaların, performansların oldu. Yurt dışında oldu. Da çalışmalarım oluyor. Aynı evet. Zamanda da Cambridge University için Türkiye'deki okullarda İngilizce öğretmenlerine nasıl daha iyi İngilizce anlatırlar, nasıl daha iyi etkileşim kururlar. Aslında çocuklarla ilgili biraz evvelki konuya çok yakın da böyle seminerler veriyoruz. Ve aslında Yeditepe Üniversitesi iletişim mezunu. İşletme. Özür dilerim, işletme mezunu. Peki nasıl oldu bu? İşletme okuduğunda insanları işletiyorum şimdi de, yani bölümümü okuyorum. Güzel. Bölümümü yapıyorum. Güzel. Peki şimdi nereden başlayalım? Gösterilerim başlayalım. Ya istersen bir iki bir şey göstereyim, evet, size hemen. Evet, bir iki gösteriyle başlayalım. Şöyle, genellikle sihirbazlar hep iskambil kartlarını çok severler, hı-hı, ve çok sık yaptıkları bir numara vardır. İşte bir kart seç bulayım falan. Ben sevmem böyle çok sıradan gösterileri. Ama benim bir yorumum var bu gösteriye. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle yanınıza geleyim. Evet. Öncelikle bir kartları göstereyim de hani hileli hurdalı falan değil, bir sürü farklı kartlar, hı-hı, görebildiğimiz gibi. Bir sürü kart var burada. Şimdi sizden ricam, çok yavaşça sadece bir tanesine dokunmanız. Sadece dokunuyorum. Dokunun, onu seçmiş olacağız. O kart. Çok yavaş hareket ediyorum ki bana böyle şöyle yaptın, yok el çabukluğu falan demeyin diye. Alın kartınızı, hı hı, bakın, ben görmeyeyim, bakmıyorum. Kameraya da gösterebilirsiniz. Tamam mı? Evet. Tamam. Tekrar desteğin üzerine koyun. Hı hı. Yine çok yavaş yavaş hareket edeceğim. Desteği keseceğim, kapatacağım ve kartınız şu anda destenin ortalarında bir yerde. Dibinizden çok yavaşça yapıyorum. Hı hı. Şimdi sadece parmaklarımı ışıklatacağım ve seçtiğiniz kart destenin yine en üstüne gelecek. Bakalım gelmiş mi? Gelmemiş mi? Bu değil mi kartınız? Gerçekten mi? Değil. Allah Allah. Bir kere daha deneyeceğim. Bu muydu kartınız? Değil. Bu da değil. Joker değil kartınız. Değil. Üç kupa da değil. Değil.
Hayır, şimdi ben hani sevmem bu numaraları, çok iyi yapamam dedim ama bir terslik var. Çünkü bu destedeki bütün kartlar jokerler. Siz başka nasıl bir kart seçtiniz? Bir an bir tedirgin oldum, korktum. Ne oluyor dedim. Ama sonra dedim ki kesin arkasından bir şey çıkacak. Bravo. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bu sihirbazların çok sevdiği işte seç bir kart bulayım denilen bir numara. Evet. Ama birazcık değişik olsun devam istedim. Edelim hatta. Devam edelim hemen. Birkaç şey var masada. Şöyle günlük hayatta mesela bana hep tanıştığım insanlar şeyi soruyorlar. Genellikle erkekler, kız arkadaşıma bir şey yapabilir miyim? Onu bir şekilde mutlu edebilir miyim? Bize birkaç küçük numara göster. Falan filan. Şimdi aslında görüldüğü gibi, tahmin edildiği gibi değil. Bir sihirbazın hayatı gerçekten zor. Örneğin bir bayanla yemeğe gittiğini düşünelim bir sihirbazın. Ve çorba söyledik. İki tane kaşık. Hangisini seçersiniz? Bunu mu, sağdaki mi, soldaki mi bana göre? Sağdaki. Sağdaki. Örneğin bu kaşık geldi bana ve ben çorba içeceğim diyelim ki. Hı. Çorba önümüze gelir. Ben kaşığı tam çorbaya götürecekken kaşık değil çatal olmuş olur. Böyle saçma sapan şeyler olur sihirbazın hayatında. Mesela yemek geldi diyelim ki. Tuzsuz, beğenmedim. Tuz ekleyeceğim. Tuzluğu alırım. Ve bütün tuzu bu avcumun içine boşalttım, hani azıcık falan da değil. Bayağı bayağı tuzu boşaltayım. Diyelim ki yemeğime dökeyim bu kadar tuzu. Ama ben tam tuzu yemeğe koyacakken tuzlar kaybolur ve tekrar tuzluğun içine geri döner. Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Ekran başında böyle izlediğim sayısız gösteri olmuştur. İlk defa canlı yayında bir illüzyonisti ağırlıyorum ve bu kadar yakın mesafeden böyle dikkatle bakıyorum. Aramızda bir, yani ne kadarlık bir mesafe var? Çok bir metre, az. Iki evet, metre. Bir metre. Ve yani inanılmaz. Biz şey zannederler, yakından görünce kesin bir numarası vardır, belli işte, olur falan. Evet, mesela yakından, çok yakından bakmaktır diye düşünürüz aslında ama değil. Öyle değilmiş sayın seyirciler. Gerçekten de inanılmaz. Yani bu sihirbazın hayatı gerçekten zor. Yani dediğim gibi tuzu alırsınız, komple avcunuza boşaltırsınız ve tam yemeğe koyacakken dediğim gibi yine bir şey kalmaz. Neyse, başka bir yerden bir tuz bulayım yedek. Evet, şöyle bir şey yapalım. Mesela masadaki bardağın içine tuzu koyarsam o zaman dökülür, kaybolmaz. Hani yemeğe koymak istediğim zaman ben istiyorum ya, o zaman olmuyor. Ama böyle saçma bir şey yaparsanız oluyor. Peki bir bayanla görüştüm ben. Adı nedir masamdaki bayanın, siz söyleyin. Bir isim mi? Bir isim söyleyin. Elif. Elif olsun. Peki mesela Elif adlı bayanla görüştüm. Ve Elif'in ismini bardağa şu şekilde yazarak bir yakından görürsek ancak bu gözükür. Evet, çok yakından alması gerekiyor şu anda kameranın. Şöyle ben görüyorum. Diyeyim. Şöyle biraz elimi koysam, da çevir istersen görünüyor. Şöyle bir Elif görebiliyoruz evet, şurada. Evet, orada Elif. Hani yüzü. Böyle tabii ki hoş sürprizler yapabilir sihirbazlar. Ama bunu öğrenmek isteyeceklerdi. Ama tabii yani bu hoş sürprizler çok sayılı. Genelde hep sihirbazların hayatı aksiliklerle doludur. Örneğin masadaki peçeteyi aldı, bir yere bir şey döküldü, onu silecek, ağzını silecek diyelim ki. Şöyle tam peçetenin ortası çıkardı ve bir yeri silecek. O sırada da masada bir mum var diyelim ki. Kesin bu peçete bu muma değer ve başlar yanmaya. Eyvah der sihirbaz, ne yapacağım falan, rezil oldum, saçma sapan bir duruma düştüm. Biraz daha yakalım, itfaiye hazır değil mi, ne olur ne olmaz. Tamam. Ve sihirbazın başına böyle aksilikler her zaman gelir. Ama tabii yine dediğim gibi sihirbazın hayatında böyle aksilikler çok sorun teşkil etmez. Çünkü sihirbaz bazen böyle aksilikleri düzeltebilir ve peçeteyi tekrar eski haline getirebilir. Velhasıl kerem sihirbazların hayatı zordur yani. Çok güzel. Peki var mı? Ya ben şu anda devamında bekliyorum. Tabii, yani süremiz de var. Burada kesmeyelim. Tabii tabii. Evet. Tempoyu yakalamışken bu sefer ama sihirbazlardan değil de mentalistlerden biraz da bahsedeyim. Tamam. Konuyu değiştirmiş olayım. Şöyle yine kartlar kullanacağız ama bu sefer iskambil kartları değil. Bu sefer ESP kartları dediğimiz şeyler. Bu kartlar üzerinde farklı farklı beynin rahatça algılayabileceği semboller var. Daireler, kareler, işte artılar, değişik şekiller, kareler, işte yıldızlar vesaire. Bir sürü şekil var bu kartlarda. Şimdi bu kartlardan
bir şekil seçmenizi isteyeceğim. Tamamen bunun rastgele olduğunu belli edebilmemiz için sadece bir yerden kesin desteği. Bir parça kart alınızı evet, kesin. Kestim. En alttaki karta bakın, kestiğiniz yerdeki. Evet. Tamam. Kameraya da gösterin, ben görmeyeyim. Onu aklınızda tutun. Evet. Tamam mıyız? Şimdi elinizde kalan kartları karıştırın. Elimdeki kısmını mı? Elimdeki kısmınızı evet. Karıştırın evet. Tamamen onu. Ben tamamen bu süreçte size hiçbir şekilde bakmıyorum. Hiçbir şekilde hani gördün olmasın vesaire olmasın diye. Evet. Tamam mıyız? Tamamız herhalde. Tamam. Alayım o elinizde kalan kartları. Diğerlerini kullanmıyorum daha hızlı olsun diye. Şöyle, şimdi burada bir sürü şekil var. Bunlardan bir tanesi sizin şekliniz. Hı-hı. Ben şimdi size hızlıca bu kartları tek tek göstereceğim. Kendi şeklinizi gördüğünüz anda sadece içinizden evet bu benim kartım demenizi istiyorum. Sadece içinizden ama. Hı-hı. Kesinlikle bunu bana yüzünüzle falan da belli etmeyin. Hı-hı. Hatta ben size bakmayacağım ki hani yüzünden anladım, mimiklerinden anladım. Yok yok, bakabilirsin. Garanti veriyorum, belli etmeyeceğim. Peki. Hı-hı. Peki. Şöyle gösteriyorum. Siz kendi kartınızı görünce sadece düşünün. Tamam. Kendi kartınızı bir yerde gördünüz. Ve bu süre içinde bir sürü şekil oluştu zihninizde. Bazıları gerçek şekilde, yani sizin seçtiğiniz şekle daha yakındı, bazıları daha uzaktı. Ve bu süre içinde farkında olmadan da olsa bazı sinyaller gönderdiniz dışarı. Ve ben bu sinyalleri yakalamaya çalıştım. Hala emin olmaya çalışıyorum ama bir şey oluştu kafamda. Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir kere iki parçalı bir şekil. Yani dışında bir şey var ve içinde bir şey var. İçindeki şey çok net. İçindeki şey çok net. İçindeki şeyin bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Dışındaki şey... sadece şekilleri hatırlamak için bakacağım. Kareler, yıldızlar... kareler, yıldızlar, daireler, spiraller. Şu olduğunu düşünüyorum. Acaba doğru mudur? Doğru. Ah. Doğru. Bravo daha. Gerçekten teşekkür hayret ederim. Verici Doruk. Çok güzel. Bu bravo. Tamamen aslında mentalistlerin yaptığı, çok basit gibi gözüken ama çok zor olan şeyler aslında. Öyle mi? Evet. Peki. Nasıl geliştiriyorsun bu performans gösterilerini, içeriğini, bütün bu numaraları nasıl geliştiriyorsun, zenginleştiriyorsun? Şöyle oluyor, ilk başladığınız süreçlerde hep birilerini beğeniyorsunuz ve onlara yakın bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Aa, bu güzel yapıyor, ben de güzel bir şeyler yapabilirim, buna benzeteyim diyerek birilerini örnek alıyorsunuz ama daha sonra bilgi dağarcığınız, hazineniz genişledikçe zaten bu ilham süreci çok açıklanamayan bir şey ama bir şekilde içinizdeki bir şeyler birleşiyor. Yani ben sokakta yürürken bile aa ne güzel bir tasmış, ben bu tasla şu gösteriyi yaparım deyip bir anda bir şey gelebiliyor. Veya tabii sadece bir müzikle aa bu müzikte şu nasıl güzel olur vesaire gibi. Artık günlük hayatta gördüğünüz her şeyden bir şeyler üretebilmeye başlıyorsunuz. Hani biraz daha ileri seviyelerde ilk başta sadece ne kadar becerikliğimi göstermeye çalışır sihirbaz. Bak ne güzel şeyler yapabiliyorum demek için uğraşır. Ama belli bir seviyeleri açtıktan sonra aslında seyircilerin duygularına dokunmak ister. Onlara bir şeyler anlatmak ister. Dolayısıyla zaten gösteriler bu duygularla, anlatmak istediği şeylerle şekillenmeye başlıyor kendi kendine. Evet. Peki şu sıralar neler yapıyorsun ya da önümüzdeki dönem için hazırladığın, planladığın çalışmalar var mı? Yaz sezonu genellikle bizim için hazırlık sezonudur. Yeni gösteriler tasarlanır kışın sergilenmek üzere. Yeni gösteriler tasarlıyoruz. Önümüzdeki hafta bir kursa başlıyoruz. Sihirbazlık kursuna aslında. Bu da güzel bir haber bence. Öyle mi? Tek derste insanlar bir şeyler öğrenip sihirbazlık yapabilecekler. Hmm. Sadece tek ders, hiç uzun uzun gelmelerine gerek yok. Böyle bir gün gelecekler. Bir gün gelecekler. Bir buçuk iki saat içinde eve gittiklerinde anında yapabilecekleri bir ton gösteri öğrenecekler.
Peki daha fazlası için de düşünüyor musunuz böyle bir şey? Tabii. Var mı kafanda? İsteyenler daha ileri kurslara devam edebilecekler. Ama hani ilk aşama olarak, çünkü çok talep var. Hani ben de bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yıllardır herkes söylüyor. Tamam dedik biz de, o zaman gelin. Hani uzun uzun da böyle aylarca buraya gelip gitmenize de gerek yok. Gelin 1,5-2 saatte öğrenip insanlarla paylaşıp güzel vakit geçirebileceğiniz şeyler öğrenin. Doruk, sana girerken programa girdiğimizde dedim ki Yeditepe'de işletme okudun, illüzyon nereden çıktı dedim. Sen de esprili bir cevap verdin, işte insanları işletiyorum dedi, ama şaka bir yana gerçekten nasıl oldu, bir hikayesini anlatır mısın? Yani bu işe nasıl girdin, nasıl başladı? Yani şöyle, genellikle şöyle bir hikaye bekleniyor. Hani rüyamda beyaz sakallı bir dede gördüm veya karşıma bilmem kim çıktı bana şöyle dedi. Ama aslında sadece ben çocukluktan beri sahneyi seven bir çocuktum. İşte dediğim gibi tiyatro yaptım, müzik yaptım vesaire. Hep sahnedeydim. Sahneyi bir kere kesinlikle çok seviyordum. Bir gün bir sihirbazla tanıştım. Ve sihirbazlar kendi aralarında birbirlerine gösteri öğretirler, satarlar. Malzeme satarlar. Yani bunun da bir ekonomisi vardır. Bir adam gösteri öğretiyor, malzeme satıyor. Aa güzel dedim, süper, şunu öğreneyim. Yarın bir daha, ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha. Yani ben bunu bekliyormuşum. Hakikaten benim demek ki karakterimle, yapmak istediğim şeylerle çok örtüşüyormuş. Yani bir gün bir sihirbazla tanıştım. Ondan sonra kalan bütün günlerim sihirle geçti hayatım boyunca. Evet. Yani, tabii şimdi baktığımız zaman sadece bir illüzyonist görmüyoruz. Yani sadece çıkıp hiç konuşmadan, seyirciyle iletişim kurmadan... İşte gösterisini yapıp giden kişi, evet. Genelde hani illüzyonistler hep bugüne kadar öyleydi, ama sen çok daha farklı bir şey ortaya koyuyorsun. Seninki çok konsept çok geniş, içinde pek çok şeyi barındırıyor. O yüzden böylesi tabii ki çok daha fazla ilgi çekiyor. Yani şaşırtmanın yanı sıra insanlara verebileceğim en güzel şeyin gülücükler olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla gösterimde de mutlaka komediyi her zaman barındırıyorum. Biraz sohbet etmek lazım, biraz güldürmek lazım, insanları eğlendirmek lazım. Evet. Sadece hani şaşırtmak değil. Uzun vadeli planlar yapıyor musun hayatına ilgili? Yani gelecekle ilgili, kariyerinle ilgili? Yani pek çok, aslında benim başka alanlarım da var. Aynı zamanda e-ticaretle ilgileniyorum. Çok sevdiğim bir şey. Çok zeka işi e-ticaret. Hakikaten beni böyle zorluyor, çalıştırıyor. Çok hoşuma gidiyor onunla ilgilenmek. Aynı zamanda da tabii ki sihirbazlık var. Bu ikisiyle ilgili planlarım var. Ama hani sihirbazlıkla olan kısmında bir dünya turnesi yapmak istiyorum mutlaka. Las Vegas'ta bir sahnem olsun istiyorum. Başkaları yapsın gösterilerini, ben ayda bir orada kendi gösterimi yapayım. Hayalim bu. Böyle bir hayalim var. İnşallah olur. Yani hayal de demiyorum, aslında bir hedef. Çünkü bunu yapmak için çalışıyorum gerçekten. Umarım olacak, ama ne kadar süre sonra olacak bilemiyorum. Umarız olur. Umarız en kısa sürede olur. Bu arada işte pek çok büyük markalarla da, yani özel işte davetlerde ya da organizasyonlarda, etkinliklerde de sen sahne alıyorsun, gösteri yapıyorsun. Evet. Değil mi? Çok büyük firmalarla. Bu işte akademik tarafımla e-ticaret alanındaki satış ve pazarlama konularındaki bilgilerim sayesinde firmalara bu konularda çok yardımcı olabiliyorum. Aslında gösterilerle firmaların anlatmak istediği sloganları birleştiriyorum. Anlatmak istedikleri, vermek istedikleri mesajları birleştirebiliyorum. Dolayısıyla yani firmaya özel, özgü bir gösteri tasarlayabiliyorum. Bu yüzden de hoşlarına gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Evet, güzel bir şey oluyor. Ben sana baktığım zaman, yani seni gördükçe, dinledikçe sanki senin bu dünyada yapamayacağın hiçbir şey yok. Her işin üstesinden gelirsin, altından kalkarsın. Hangi alana, dala elini atarsan başarır mısın gibi hissediyorum. Diyorum. Öyle algılıyorum. Umarım öyle olur. Ne istiyorsan, ne hedefliyorsan hepsi gerçek olur. Bir de merak ettiğim bir şey daha var. Bu eğildiğin alana, illüzyona, bu gösterilere, bu performans sanatına acaba ailen nasıl bakıyor? İlk bu fikri ortaya koyduğunda, onlarla paylaştığında vallahi ne dediler? Şimdi nasıl onlara yaparsın? Sorsanız hep destekledik derler. Ama işin gerçeği şu ki mutlaka, hani eskiden nasıl oğlum futbolcu olma vardı, şimdi oğlum futbolcu ol var. Bu sihirbazlık sanatı da Türkiye'de çok yer edinememiş bir sanat açık açık. Ve ben girdiğim zaman da bunu biliyordum. Ben dedim ama değiştireceğim bu ülkede. Bu işin algısını farklı, elimden geldiğince farklılaştırmaya çalışacağım dedim. Tabii ki en başlarda hani oğlum bunu bir hobi gibi yap. Oğlum bunu bir işte ikinci plana at. Hani başka bir şeylerle asıl ilgilen falan vardı. Ama zamanla başarılar geldikçe oğlum güzel güzel devam etler başladı. Bir de hani ben çok
kararlıyımdır. Yani aslında onlara çok bir seçim şansı vermedim. Ben bunu yapacağım. Ben bunu çünkü çok seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Böyle davrandım. Yani onlara sorsanız hiçbir zaman yapma demediler. Ama en başlarda tabii ki birazcık ikinci planda yap vardı. Şimdi biraz da sohbet katalım dedik ama bu arada süremiz azalıyor. Az bir zamanımız kaldı. Farklı hemen bir şeyler daha göstereyim. Evet, lütfen görelim. Şöyle bir şey yapalım. Bir gerçekten iskambil numarası yapalım. Bu destedeki her şey jokerler. Ama bu destede farklı farklı kartlar var yine. Bir kart seçtireceğim size. Bu kart seçtirmezsek olmuyor. Evet. Bir kart seçelim. Alıyorum. Alın kartınızı. O kart sizde dursun. Bu sırada da ben şöyle bir kartım olması gerek burada. Evet, benim de şöyle bir kartım var. Daha önceden seçtiğim, siz seçmeden önce. Burada bir kartım var. Bunu böyle boynuma asacağım. Hep burada duracak. Birazdan bakacağız bu karta ne olduğuna. Gördük değil mi bu kartı? Tamam. Buradan kimse gözünü ayırmasın. Sonra bu karta bilmem ne oldu, onu değiştirdi sen falan filan demesinler bana. O karta bir de imza atalım. Ki hani siz sonradan derseniz ki o benim seçmediğim kart, ispat olsun orada. Çok güzel. İmzaya benzemedi o. Olsun. Bir çizik attım. Sonuçta şu anda o kartın bir benzeri yok dünyada. Evet. O kartta sizin çizgileriniz var. Ve o kartın bir benzeri asla yok bu dünyada. Koyun, istiyorsanız kameraya da gösterelim imzalı halini. Çevirdin mi kafanı? Çevirdim. Her halükarda bulacağım nasılsa. Aslında çevirmesen de olur. Neyse, önemli değil. Hiç önemli değil. Görebilirim. Zaten çok etkilemeyecek gösterimizi. Peki. Destenin ortasında bir yerde diğer kartlar üzerinde. Bu kartınız destenin içinde kaybolacak. Ve ben bu kartı bulmaya çalışmayacağım. Başka bir şey yapacağım. Hatırlarsanız siz bu kartı seçmeden önce, pardon, seçtikten sonra bu kartı gösterdim ama sonuçta imzalamadan önce bu kartı buraya koydum. Şimdi öncelikle sizin kartınızla ilgili bir işlem yapmadan önce bu kartın hangi kart olduğuna bakacağız. Şöyle ki bu kart sizin seçtiğiniz karta dair bir şeyler söyleyecek bana. Kartınızın kırmızı olduğunu söylüyor bana. 9 olduğunu söylüyor ve hatta karo olduğunu söylüyor. Karo dokuzlusu olduğunu söylüyor. Peki bu kart karo dokuzlusu çıksa şaşırır mısınız? Sadece karo dokuz çıkarsa mı? Evet. Bilmiyorum, emin olamadım. Peki bu kart sizin imzaladığınız karo dokuz çıkarsa? O zaman elbette şaşırırım, bravo. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Benim çizik attığım kağıt bu. Sizin imzalı kartınız. Evet. Çok güzel, harika. Devam edeyim mi? Belki eğer arkadaşlarımız vakit varsa, aslında yok ama tamam. Küçük bir numara için bize yer açtılar. Tamam, tamam. Evet. Hemen hızlıca bir şey yapalım. Bu arada ben canlı yayında senden söz alacağım. Çünkü birazdan çok az bir zamanımız var. Çünkü moderatör hafta sonu devam edecek ama bana lütfen böyle 3-5 dakikada öğrenilebilecek bir gösteri öğret. Tamam. Anlaştık. Şöyle yapalım. Hemen şuradan size bir para seçtireceğim bu sefer. Evet. Bir sürü paralar var, bozuk paralar. Kalemim gidiyor. Bir tanesini bir tanesini alın. Tamam. Şuradan kendi kendine yürüyen kalem. Sana doğru geliyordu hatta o. Üzerine iki tarafına da bir işaret koymanızı istiyorum. Seni görmemem mi gerekiyor? Görsem de olur, görmesem de olur. İki tarafına değil. İki tarafına da bir işaret koyalım. Evet. Tamam, kalemi ben alayım. Siz işaretinizi gösterin kameraya. Hani yine o para değişti denmesin diye. Bu sihirbazlara bir güvensizlik var çünkü sürekli. Evet. O yüzden böyle bir imzalamalar sürekli, işte o değişmediler. Evet. Alayım parayı. Üzerinde güzel iki tarafında da işaretiniz var. Şimdi bir sorum var size. Paraların neyden yapıldığını biliyor musunuz materyal olarak? İşte bunların içinde demir var, bakır var ama sonuçta bir sürü metal alaşımı var. Dolayısıyla çok sağlam paralar bunlar. Bu demir paralar çok sağlam paralar. Ama yani ne kadar aslında uğraşsanız da bu paraların şeklini, şemalini değiştiremezsiniz. Gerçekten çok sertler. Ama işte biraz farklı yöntemler kullanırsanız eğer bu paranın şeklinin, şemalinin biraz değişmesi mümkün. Eğer şöyle yakından görebilirsek paranın şu anda... Evet. Bir hayli
yamulmuş bir yamuk para oldu bu. Olduğunu göreceğiz. Evet. Evet, evet. İsterseniz kontrol edin. Evet. Neredeyse yani ikiye katlanacak derecede yamulmuş para. Çok güzel. Evet, Doruk Ülgen, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize kalsa biz yani bunu izlemeye doymayız. Saatlerce izleyebiliriz. Ama bugünlük bu kadar diyelim. İnşallah gösterilerin, performansın başladığında izleme fırsatımız tekrar olur size. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğun için. DorukUlgen.com'dan takip edebilirler dileyenler. Çok teşekkürler. Evet, illüzyonist Doruk Ülgen'di konuğumuz. Çok kısa bir ara veriyoruz. Üçüncü bölümde yine çok farklı bir konu ve konukla karşınızdayız. Müzisyen Rahman Altın bizlerle olacak.